sayılarındaki artışlar işte görünmeye başlandı. Ne zaman görünmeye başlandı? Haziran'ın son haftasıyla birlikte artışlar görünmeye başlandı. İşte sonrasında Temmuz ayında burada grafikte siyah ile gösterilenler vefatlar, kırmızı ile gösterilenler de vaka sayıları. Haziran'ın son haftasından itibaren bakın bir artış vaka sayılarında ciddi bir artış başlıyor. Temmuz'un hani son haftasında çok ciddi anlamda artış hızlanıyor grafikte. Bu artışı hızlı olarak görüyoruz. Bu Türkiye verileri, Sağlık Bakanlığı web sayfasından haftalık olarak yayınlanmış Türkiye verilerinden oluşturduğum bir grafik. Edirne'ye özel bir şeyimiz yok. Ancak sahadaki meslektaşlarımızdan geri gelen bildirimlerle Edirne'deki vakalar da Türkiye verileriyle benzer tarzda. Haziran ayının son haftasında vaka sayısı ciddi artıyor. Temmuz'un ilk haftasında bu artış belirginleşiyor. Ve Ağustos ayının ilk haftasında burada da görüldüğü gibi hani kırmızıda bir ciddi bir zirve yaptıktan sonra azalmaya başlıyor. Bu 5. dalga. Hani Edirne'de de bu Temmuz ayındaki ilk haftaki ciddi artışlarla birlikte günlük vaka sayıları 150-200 bandına kadar ulaşıyor. Ancak işte bu vaka sayısı dediğim gibi Ağustos ayının ilk haftasına itibaren azalmaya başlıyor. Siyah ile gösterilen bu grafikte vefatlar çok, bakın grafik birbirine çok uyumlu. Hani vaka sayılarının azaldığı dönemde bakın yataylaşmış. Ölüm sayıları da azalıyor. Azalma süreci yatay seyrediyor ama ne zaman ki burada Haziran ayının işte son haftasında bakın vaka sayılarında artış görülüyor. Dünyada aşı yapılan ülkeler içerisinde inaktif virüs aşısının kullanıldığı ülkeler var. Beraberinde her iki aşının kullanıldığı ülkeler var. Ve beraberinde sadece mRNA aşılarının kullanıldığı ülkeler var. Burada dünyanın saygın tıp dergilerine gönderilen bu gruplar üzerinde yapılan çalışmalar sonrasında bunlar söylenmiş durumda. Hatırlatma dozu olarak inaktif virüs aşısı yaptıranlarla hatırlatma dozu olarak mRNA aşısı yaptıran gruplar da kıyaslanıp bakıldığında mRNA aşısı yaptıran gruplarda hastalık, ağır hastalık tablosu, ölüm ve hastane yatış oranları daha düşük görüldüğü için, daha koruyucu olduğu için bu yönde bir bilimsel kanıt var. O açıdan sağlık otoriteleri, Dünya Sağlık Örgütü'nde bu yönde bir bildirimi söz konusu.